Evet, Ilamur Parkı'nda vatandaşlarımıza sormaya devam ediyoruz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Murat ben, Murat Yıldırım. Murat Bey, ne oluyor Ilamur Parkı'nda? Bir anlatır mısınız? Ya şöyle aslında bir haftadır, son bir haftadır asıl burada olağanın dışında şeyler olmaya başlıyor. İlk önce bu panellerle bu park alanı çevrilmeye başlandı. Daha sonrasında bugün son olarak yapılan işlem şu oldu. Parkın giriş çıkış noktaları olan yerler boştu. Buralara kapı yapıldı. Şu kapılar değil mi? Beraber bakalım. Zaten evet. Şeyi de görebiliriz. Buralardan doğrudan parkı kapatmaya yönelik şeyler. Çünkü buralarda kilit için yerler yapılmış. Evet. Daha sonrasında da bu panellerin üzerine özel mülktür girilemez diye bir tabela asılıyor. Hatta onun da şurada bir tane örneği olması lazım. Var. Evet. Şunu. Biraz. Onu bir düzeltelim, özel mülktür yani kim yazmış, kimin özel mülküymüş. Onu da yani, herhangi bir... Yani özel mülk olduğu zaman işte şu firma, şu şirket, yok, Ali Veli, Ayşe Fatma bir şey yazması hiçbir lazım. Yok. Bunu kim takmış peki? Taşeron firma. Yani. Taşeron firma, herkes taşeron firma diyor evet. Da kimin taşeron firması yani belediyenin mi, yok. Kamunun mu, kurumun mu? Şeyin, büyük bir ihtimal inşaat şirketinin taşeron firması. Hangi inşaat firması? Ya birkaç tane isim dönüyor ama hani... Benim de kulağıma gelen, hani daha netleşen bir, kesinleşen bir inşaat firması ismi yok. O da Seba İnşaat diye duyum aldık. Hı hı. Bir iddia. Evet, bir iddia. Birkaç tane daha isim gene dönüyor böyle. Ya bu alan öncelikle sit alanı korunması hı hı. gerekiyor. Çünkü burada birinci balkonda iki tane şey var, anıt var. Alt balkonda da bir tane anıt var. Ne anıtı var? Dikili taşlar bu. Osman... Şöyle beraber gidelim, evet. Bilginiz de var. Evet, şimdi burada enteresan bir olay var. Kardeşimizin bize açıkladığı, biz de haberciyiz ama her şeyi bilecek halimiz yok. İlk defa da geldik buraya. Evet, gerçekten de bize gösterdi. Şu an bir de, evet, siz anlatın daha iyi biliyorsunuz. Evet, ya, bunlar Osmanlı döneminde o bir gelenek olan, ok atıp, ok atılan yerlere de dikilen anıtlardan birkaçı. Tarihsel olarak baktığımızda zaten Ihlamur Kasrı ile burası birleşik. Büyük bir ihtimal burayla beraber de Yıldız Parkı'nın bulunduğu, o Yıldız Sarayı'nın bulunduğu alan komple bir orman arazisi diye düşünüyoruz. Zaten alt taraftan da Ihlamur Dere geçiyor o dönemde. Yollar vesaire yapıldığı zaman böyle parça piçik bir hal almış. Burada bu ada üzerinde, pardon bu balkon üzerinde iki tane şey var. Bir de şurada var, evet, o da ayrı mı? Evet, o da ayrı bir dikil taş. Ya bunların iki tanesi Abdül... Hamit, ya doğru söyleme, ya bilmiyorum aslında bu ikisini, hatırlamıyorum daha doğrusu. Yani eski Osmanlı zamanından kalan, tarihi anıtlar. Onun dışında alt ada var, şey balkon var. Alt balkonda da bir tane şey bulunuyor. Dikili taş bulunuyor. Burada ağaçlardan görünmüyor büyük ihtimal ama hemen ağaçların arka tarafında şurada. Onun dışında da hani bu iki balkon üzerinde tescillenmiş anıt ağaçlar bulunuyor. Onlardan bir tanesi de şu alana gelirsek oradan daha rahat görünebilir. Bir tanesi de burada bulunan fıstık çamı. Burayla özleşmiş o tabii, fıstık çamı da. En az 150 yıllık olduğu söyleniyor bu çamın. Bir de gene üst tarafta bulunan anıt ağaçlar var. Yani şimdi şöyle gelinen nokta itibariyle ya buraya aslında böyle özel mülk denilerek kapatılması hukuka aykırı. Şundan kaynaklı çünkü burası bir sit alanı. Burası korunması gereken bir alan. Çünkü tarihi anıtlar var. Aynı zamanda bir su kanalı var burada. Bir tane Tuz Baba Camii var. Beşik Abbas Ağa Parkı'nın o tarafta. Tuz Baba Camii'nin burada deposu bulunuyor ve su kanallarıyla alt taraftan giderek caminin su ihtiyacı karşılanıyor. Tamamen aslında bir tarihi alan. Ama bu alanı dediğim gibi işte panellerle çevirerek doğrudan özel mülk diyerek kendi zimmetine geçirmeye çalışıyorlar. Ve burada büyük bir ihtimal plaza ya da villa tarzı bir şeyler dikilecek. Halk arasında konuşulan bir şey var. Bunun altında tarihi eserler, ne bileyim bir takım hazineler olduğu söyleniyor. Duydun mu? Şöyle bir şey, yani bilmiyoruz ama kesinlikle vardır. Yani metro inşaatı yapılmak istendi. Barbaros meydanın üst tarafındaki bulunan otobüs duraklarının olduğu yerde. Orada şu anda mesela arkeolojik kazılar yapılıyor. Çünkü hani 2 metre altına girildiği anda doğrudan bir tarihi alana kapılarını açmış oluyor. Yani o yüzden hani buralarda da kesinlikle vardır. Hani ama bu sadece bir tarihi alana değil, aynı zamanda
parkımıza da sahip çıkmak istiyoruz. Tabii. Yani burası yüzyıllardır insanların kullandığı, yüzyıllardır diyorum çünkü hani 90 yaşında bir teyzemiz var. Yani çıldırmak üzere zaten. Hani diyor ki ben burada diyor torunlarımı, torbalarımı büyüttüm. Peki benim torunlarım çocuklarını nerede büyütecek? Anıları var. Evet. Herkesin burada evet, yaşanmış olduğu yani, hatıraları var. 5 yıl öncesine kadar şu orta alandaki yeşil alan çocuk oyun alanı. 5 yıl öncesinde sökülüyor. Belki de 5 yıl öncesinde müdahale edilmiş olsa belki de bugün bu noktaya gelinmeyecekti. Zaten şu ağaca da baktığımız zaman üstlerine bir şeyler çakılmış. Evet. Yani ağaçlar da maalesef ki biz buna çok şahit olduk haberci olarak. Mesela Beylikdüzü'nde 300 senelik, 200 senelik, 500 senelik ağaçlar bizzat canlı canlı keserken biz gittik çekimler yaptık, yayınladık ama maalesef ki toplumda duyarsız. Yani çok az insan duyarlı. Evet, kesinlikle. Bu ağaçlar da bir şekilde yani biraz da onun çekimini de yapacağız. Tabii. Halkımızla paylaşacağız ama buradan görülüyor. Gerçekten ağaçların tepelerinde bir şeyler çakılmış. Bir tahtalar falan, çiviler sağında solunda var. Yani bir şekilde bu ağaçlar aslında öldürülüyor. Kimisi de diyor ağaçların topraklarına, köklerine kimyasallar bazen dökülüyor diye ihbarlar da alıyoruz. Peki, evet. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür yani ediyoruz. Şunu da eklemekte fayda Tabii. var. Son olarak hani röportajı bitirmeden önce. Ya sadece burada gelecek olan bir tehdit bizim parkımızda değil. Burada tamamen buradaki tehdit bütün binaları tehdit eden bir yapılaşma olacak. Üst tarafta Bahçeşehir Üniversitesi eski toprak politik binası. Orayı kiralamış. Kampüs olacak. Bu şunu getiriyor. Her tarafta artık kafeler olacak. Yeni binalar olacak. Yeni yapılar olacak. Yani bugün biz burayı kaybedersek yarın Barış Parkı'nı kaybederiz. Yarın Barış Parkı'nı kaybettiğimizde Abbasay'ı kaybederiz. Ya o yüzden özellikle herkesin bu konuda birazcık daha dikkatli ve hassasiyetle yaklaşması gerekiyor. Bugün sabah dediğimiz gibi o paneller yapıştırıldı. Özel mülktür. Tabelaları yapıştırıldı. Biz onları söktük. Dedik ki parktır. Halkın malıdır. Halkın malıdır. Gerçekten de şu anda kameralarımıza yansıyor. Yani kardeşimiz doğru söylüyor. Burası bir park, bir yeşil alan ve büyük ihtimal belediyede biz araştıracağız bunu. Gerek Beşiktaş Belediyesi, gerek Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani burası da gene park olarak tescillidir. Ama İşte Türkiye'de maalesef ki rant karşılığında bazı şeyler olabiliyor ama işte böyle duyarlı kardeşlerimiz, duyarlı halkımız sayesinde çok az sayıda kalan işte bu yeşil alanlarda bir şekilde biz de medya olarak görevimizi yaparak haklı mücadeleye devam edip şu karşımızda gördüğümüz o beton yığınlaşmasını torunlarımıza, gelecek nesillere vermemek için ne olacak? Parkımıza, yeşilimize, ağacımıza, çiçeğimize, böceğimize sahip çıkacak. Çünkü bu ülke hepimizin ülkesi. Bizler nasıl burada doğduk, büyüdük, bu topraklarda oynadıysak bizden sonra gelecek kuşağın da çocuklarımızın da bu topraklarda oynama hakkı var. Buralarda gezme hakkı var. Ranta dur diyeceğiz. Haksızlığa dur diyeceğiz. Bu ülkeyi seveceğiz. Hep beraber mücadele edeceğiz. Son bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Ben. Çok değil, yaklaşık bir 2-3 hafta öncesinde söylenen bir söz vardı. Tarih eser yapacağız dediler Gezi Parkı'na. Tarih eser yapılmaz, tarih eser korunur. Güzel bir söz. Gördüğünüz gibi biz de tarihimizi korumaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, kardeşimizin yani çok güzel bir lafı var. Tarih eser yapılmaz, tarih eser korunur. Yani ben de bunu bundan sonraki haberlerinde bu tarz olaylarda bu lafı hatırlayacağım. Çünkü bizim de halkımızdan öğrendiğimiz çok şey var. Her şeyi bilemeyebiliriz. Güzel bir söz. Biz nedense tarihimize sahip çıkmıyoruz. Tarihimizi yok ediyoruz ama bir taraftan da tarihi yazmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi şu anki röportajı sonlandırırken tarihimize lütfen hep beraber sahip çıkalım diyoruz. Türk Haber Televizyonu, Gökhan Gülmez.